İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Haber merkezimizce hazırlanan haberlerle, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Genelkurmay Başkanlığı dün Kobani'ye IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 5000 kişilik bir grubun mayınlı sahaya girdiğini ve bu esnada askere ateş açıldığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı dün Kobani'ye IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 4-5 bin kişilik bir grubun mayınlı sahaya girdiğini, bu esnada bulunan hududun Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grubun askerlere ateş açtığını, askerlerin karşılık vererek grubun hududa yaklaşmasını engellediğini açıkladı. Olayda Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklama şu şekilde. Türkiye-Suriye hududunda Kara Kuvvetleri 4. Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kapı Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Türkiye tarafından gelerek Suriye Aynel Arap ilçesine IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 4-5 bin kişilik bir grup, 2. derece askeri yasak bölgesi içerisindeki mayınlı sahaya girmişler, bilahare 1. derece askeri yasak bölgedeki hudut nöbet kule ve mevzilerine doğru ilerlemeye başlamışlardır. Nöbetçilerin dur ve mayınlı sahayı terk et konusundaki ikazlarına rağmen ilerlemeye devam eden söz konusu gruba bölgede görevli hudut personeli tarafından önce havaya, sonra yere ve daha sonra söz konusu şahısların yanlarına ikaz ateşi açılmıştır. Açılan ikaz ateşlerine rağmen grubun ilerlemeye devam etmesi ve hudut hattında görevli askerlerin üzerine yürümesi üzerine askerlerimiz tarafından uyarı ateşlerine devam edilmiştir. Bu esnada hududun Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grupta yine aynı bölgede askerlerimizin bulunduğu kule ve nöbet mevzilerine yaklaşmaya başlamış. Anılan gruba da gerekli uyarılar yapıldıktan sonra havaya uyarı ateşi açılmıştır. Ancak Suriye tarafındaki söz konusu grup uyarı ateşi üzerine hedef gözetmeksizin askerlerimizin üzerine ateş açmaya başlamıştır. Askerlerimiz derhal ateşe ateşle karşılık vermiş ve grubun hududa yaklaşmasını engellemiştir. Olayda Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. İçişleri Bakanı Efkan Ala son günlerde meydana gelen olayların bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala son günlerde meydana gelen olayların bilançosunu açıkladı. Bakan Ala 35 ilde olaylar oldu. 31 kişiden bizim elimizdeki verilere göre çok büyük çoğunluğu karşılıklı grupların şiddet eylemlerinde hayatını kaybetmiştir. 2 emniyet görevlisi şehit olmuştur. Olaylarda 221 sivil, 130 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Bunlardan 125'i polis, 5'i jandarma eridir. Toplam 351 kişi yaralanmıştır. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen hadisede bu saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Diyarbakır'da bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıyı yapan teröristler yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bingöl'de yaralanan koruma memurunun durumu iyi ve evine gönderildi. Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in durumu da iyiye gidiyor diye konuştu. Bakan Ala bu olaylarda 212 okul binası, 67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29 parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay kan merkezleri, belediye binalarında aralarında olduğu 780 bina, toplam ise 1113 bina yakılmış ve tahrip edilmiştir. Şiddet eylemlerinde özel araçlar, belediye araçları, ambulanslar ve polis araçları yakılmış ve toplamda 1177 araç kullanılamaz hale gelmiştir diye konuştu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'dan sağduyu çağrısında bulundu ve 2 gündür olayların yaşandığı Şanlıurfa'da sessizlik hakim. Güvenlik ekipleri ise olası bir duruma karşı önlemlerini sürdürüyor.
akşam saatlerinde Bağlarbaşı Eyyubiye Topçu Meydanı bölgelerinde polis ve eylemcilerin çatışmasının izleri bu akşam silindiği görüldü. Akşam saatlerinde Diyarbakır'da bir toplantı yapan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş burada Abdullah Öcalan'la görüşmesini aktararak sağduyu çağrısında bulunmuştu. Bir kişi hayatını yine kaybetmiş. Tutuklarından 24 kişi hayatını kaybetmiş. Şanlıurfa'da 3 gündür devam eden gerginliğin ardından Şanlıurfa Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı sıkıntıları kentli Topçu Meydanı'nda yoğun bir güvenlik önlemlerini arttırdı. Orası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi için bir anlatmanlar hazır olarak bekletiliyor. Yapılan açıklamanın ardından hemen hemen birçok ilde sessizlik hakim olurken güvenlik güçleri de il ve ilçelerde önlem almayı sürdürdü. Öte yandan şiddet çağrısında bulunmadıklarını, provokatörlerin devreye girdiğini belirten HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Şiddet şu saatten itibaren durmalıdır. Bunu önleyebilmenin yolu işte irade ile disiplinle hareket etmekten geçer. Arkadaşlarımız kurumlarımızın ortak yaklaşımını dikkate almalıdır. Şunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Dün gece itibariyle bizler Öcalan ile kısa bir mesaj bağlantısı kurma imkanı bulduk. Kendisiyle bu katliam tehlikesine karşı diyalog ve müzakereyi hızlandırma yöntemini bütün taraflara telkin ettiğini, önerdiğini belirtmek istiyoruz," dedi. Gaziantep'te IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek bahanesiyle toplanan grup ile karşıt görüşlü kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Birçok noktada tabanca ile tüfeklerin de kullanıldığı olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Biri polis, 20'nin üzerinde de yaralı var. IŞİD'e tepki amacıyla Güzel Vadi, Vatan, Barak, Akdere, Aydınlar, Mevlana ve Göllüce mahallelerinde toplanan gruplar çöp konteynerlerini devirip lastiklerle ateş yaktı. Yolları barikatlarla kapatıp iş yerleriyle araçların camlarını kırıp zarar veren polislerin dağılmaları yönünde uyarılarına havai fişek, taş ve molotof kokteyli atarak karşılık veren gruplara tomalardan biber gazı ve basınçlı su sıkıldı. Olaylarda tüfek kullanan gruptakiler zırhlı polis aracının camına ateş etti. Her iki camına mermi isabet eden zırhlı araç kullanılamaz hale geldi. Barak ve Batan mahallelerinde korsan gösteri düzenleyen grup ile karşıt görüşlü kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı çatışmada biri polis memuru, 20'nin üzerinde kişi kurşun ve tüfeklerden çıkan saçmalara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan 15 yaşındaki Süleyman Balcı, 16 yaşındaki Sevgi Alıcı, 27 yaşındaki Ömer Uçeker ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen 4 kişinin cesedi otopsi için morglara alındı. Merkez Şahin Bey ve Şehit Kamil BDP ilçe başkanlıklarının ateşe verildi. Bazı iş yerlerinin ve polis araçlarının da zarar gördüğü olaylarla ilgili yoğun güvenlik önlemleri alındı. Evet, Bingöl'den şehit haberleriyle devam ediyoruz. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, kent merkezinde olaylar nedeniyle tahrip edilen iş yerlerinde inceleme yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdürü Ürker yaralandı. Beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve koruma polislerinden Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise şehit oldu. Olay dün saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Cenk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker beraberinde emniyet görevlileriyle birlikte Kobani'ye düzenlenen saldırılara tepki gösteren protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinde inceleme yaparken silahlı saldırı düzenlendi. Bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Emniyet Müdürü Ülker ve Koruma Polisi Uğur Atlı yaralandı. Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Saldırganlar aynı araçta olay yerinden kaçarken yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Ülker'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca ajansların haberine göre saldırıları gerçekleştiren 4'ü PKK'lı olmak üzere 5 kişi polis ekipleriyle girdikleri çatışmalarda ölü olarak ele geçirildi. Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapmak üzere Adana ve Ankara'dan takviye olarak gelen polisleri taşıyan 2 minibüs ve 1 minibüs dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada biri ağır, 14 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara ve Adana'dan PYD ile IŞİD güçlerinin çatıştığı Suriye'nin Kobani kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine takviye olarak gönderilen çevik kuvvet polislerini taşıyan 2 minibüs ve 1 minibüs aynı yönde ilerlerken dikkatsizlik sonucu birbirleriyle çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı olmazken araçlardaki 14 çevik kuvvet polisi yaralandı. Kaza sonrası yaralı polisler ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Şanlıurfa'da Hüsnü Özyeğin Ortaokulu öğrencileri okul çıkışında eylem yaptı ve Açık Su Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Bu haklı eylemlerinin amacı okul giriş çıkışlarına can güvenliklerinin olmaması ve garip olan bir şey var. Çocukların eylemleri sırasında bir otomobil sürücüsü öğrencilerinin üzerine sürdü. Olay öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Açık Su Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Nursena Sargacı yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Sargıcı yoldan geçen bir sürücü tarafından otomobille Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülürken kamyon sürücüsü iddialara göre olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın duyulmasının ardından Hüsnü Özyeğin Ortaokulu öğrencileri ders çıkışında sürekli kazaların yaşandığını ileri sürerek Açık Su Caddesi'ni araç trafiğine kapatarak eylem yaptı. İstediklerini ifade eden öğrenciler slogan atarak cadde üzerinde beklemeye başladı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu caddede bir sürücü otomobilini öğrencilerin üzerine doğru sürdü. Üstelik
derslerine doğru geldiğini gören öğrenciler sağa sola koşarak ezilmekten son anda kurtulurken bazı öğrenciler otomobilin camlarını yumrukladı. Ezilme tehlikesi geçiren öğrenciler yaklaşık bir saat sonra eylemlerine son verdi. Yol sorunu hakkında şikayetlerimiz var yani, gidiş geliş yoludur, çocuklarımız kendini kurtaramıyor yani. Biri sabahçı, biri elaçı. Evet. Ta eski şey baklar başında, evet. Eski otoğara yakın. Yani bu haksızlık değil mi? İki öğrenci küçüktür, daha buraya gelirler yani. Bir de okulu pislik götüreyim. Okulun mikrobuna bir bakın. Yani gidiş geliş yolu da çocuklar küçüktür, kurtaramıyor kendisini. Evet. Durum da yok ki servis tutak kendine. Evet. Her gün siz mi getirip götürüyorsunuz? Bazen komşum getiriyor, bazen ben getiriyorum. Evet. Komşumun kızımla beraber geliyor, korkuyor sonuçta. Biri sabahçı, biri elaçı. Başbakan'dan rica, bu bizden bir köprü istiyor. Çocuklarımız her gün kazı ediyor, ayıtmansın. Biz artık dayanamıyoruz, çocuklarımızı okula gönderemeyeceğiz artık. Evet, bir gün önce istiyoruz biz. Evet, ışık da evet. Çocuklarımız kazı da yapabilirler, her şeyi de yapabilirler. Geçemiyorlar daha ayıtmansın. Kış yağmur oluyor. Arabalar durmuyor. Benim çocuğum bugün karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Şu an yoğun bakımdadır. Burada her sene bir çocuk ölüyor. 20 milyar gidecek, genlerin maaşları 10-15 milyar maaş alıyorlar. Dostlarını, akrabalarını her türlü yediriyor, içini giydiriyorlar. Bir çocuğun burada ölse umurlarında değil. Genler insan değil. Yesinler, buraya bir üst geçit yapsınlar. Burada nereden varsa 2000-3000 tane öğrenci burada girip geçip geliyor. Bir polis bura vermiyorlar buraya. Ama elin Suriyelisine, elin Yahudisine dünyanın mesafını veriyorlar. Burada çocuğum ölseydi bugün ben burada kan dökerdim. Benim çocuğum şimdi fakültede yatıyor. Durumu her an kritik. Ama ben o valiye de sesleniyorum. Belediye başkanı Büyükşehir Maraşlı'ya da sesleniyorum. Burada öğretmen müdürler her zaman genlere demişler buraya bir üst geçit. İzin vermemişler. 20 milyar bir para gidiyormuş. 20 milyar para gidiyormuş. Eğer bir çocuğun değeri 20 milyardan eksikse çevre yolu açsa ne olacak ki? Ne yarar çevre yolu? 10 tane çevre yolu yapsın. Bir fakirin bir çocuğun kanı burada ölse, burada durumu vahim olsa yani yüzler yatabilecek mi? Tabii. Buraya bir en yakın zamanda bir yüz geçit istiyoruz. Bak burayı kapatırız. Bura mahalle olarak bir olay çadırız. Bizi zor duruma sokmasınlar. İnsan gibi gelsinler buraya, bir yüz geçit yapsınlar. Gelsinler, görsünler çocukların halini. Her dakika arabanın altında kalıyorlar burada. Altıncı sınıfa gidiyordu çocuk. Şu an nereden varsa 10 gün 15 gün okuluna gidemeyecek. Ne şu günahı var? Bu devlette yaşaması mı suç? Nursel Sarıcı. Sağlık durumu şu an kritik. Doktorlar bir şeysi yok diyor. Çok şükür saat 12'den beridir başındayız. Uğraşıyoruz. Çok şükür şimdi okul müdürüne geldim. Söyleyecektim. Siz de geldiniz, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Ama biz insanız. Eğer kendisi de insanlarsa emniyet müdürüne de buradan sesleniyorum. Cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren vatandaşlar, okul çıkış saatlerinde trafik polisi burada bulunmuyor. Öğrenciler üst geçit olmadığı için yolu kullandıklarını ve yola üst geçit yapılmasını istediklerini söylediler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Sargıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Abi yol istiyor. Trafik istiyor. Abi. Çocuklar da, veliler de, halkla biz de yetkilileri göreve davet ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta ekipleri, kente geçimini at arabasıyla yük taşıyarak sağlayan bir vatandaşa sıra dışı bir uygulama yaptı, at arabasını parçaladı. Duruma sinirlenen vatandaş at arabasının parçalanmış eşyalarını Büyükşehir Belediyesi'ne getirerek tabii sistem etti. Belediye başkanı ne dedi? Dedi ben mutfağı istiyorum, sayı çıkacağım. Gelsin mahkeme sayısı, ne sayı çıksın?
İddiaya göre Şanlıurfa'da 30 yıldır at arabasıyla yük taşıyarak geçimini sağlayan Mustafa Damdam isimli vatandaş, at arabasıyla bir vatandaşın soklarını taşıyarak Şanlıurfa şehir merkezindeki Ulu Cami civarında belediye zabıta ekiplerince durduruldu. Hayırlı iş yapıyor, evi yok, hiçbir şeysi yok. Gel bak, size gösterebilirim, arkada yatıyor. Arkada yatıyor, kalkıyor. Yazık, ipi arama yazık. Yurdu yuvası da aramış. Yani biz kendi acımız da var ya, biz kendi imkanımızla adam başlıyor, arkadaşlar topladık, kendi 100 milyon araba. Gerekli trafik konusu kararları gereğince söz konusu at arabasına el koydu. Mustafa Damdam isimli vatandaşa ait olan at arabası daha sonra belediye otoparkına çekilerek belediye ekiplerince ilk trafik komisyonu kararı gereği kepçe ile parçalandığı öne sürüldü. Kara yazmayın baba, araba yazmayın baba, bırakmayın baba. Gavur mu abi? Hakkı ver olmuyor baba, bir kadar ödeyin. İstanbul'da sevmez hocam, İstanbul'da sevmez. İstanbul büyük şehir. Her tarafta sevmez. Bizim Urfa'da eziyetini yapar. Mesut'a sermez. Adıyaman'a sermez. Urfa mı şehir? Sıra sürücü niye kaldıramadı? Sürücü niye kaldıramadı? Gücü yetmiyor. 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 Duruma tepki göstermek için parçalanan at arabasının parçalarını Şanlıurfa Belediyesi önüne getiren Mustafa Damdam eşyaları belediye binasına bırakarak duruma tepki göstermek istedi. Burada görevliler tarafından sakinleştirilen Damdam yaptığı açıklamada belediye zabıta ekiplerinin hem kendisini dövdüğünü hem de aracını parçaladığını iddia ederek şunları söyledi. Allah bana ne yaptı? Aynen hocam. Bundan dolayı mı kırdı? Evet. Bir de nasıl bilirsen. Bir de dalga geçiler. Evet. Bir de vuruyorlar. Arabanın üstünde kalktım. Arabanın üstünde ayak kalktım. Dedim sen de ayak kalktım. Ben ne yapayım ki ben üstüne? Ben dedim acaba kalktım. Evet. Eşya mı satıyorsun bundan? Evet. Sebze satıyoruz. Balcan istiyor, domates. Bir gün alır. Diğer geç tamam, bir de olmazsa tamam diyebiliriz yani. Ama nedir bu yani? Nedir bu halimiz? Nedir bu durumumuz? Urfa hal ne olacak? Eşyamızı da ne var? Eşyamızı 30 lira biberimizi haram ettin. Allah çarşıya gidiyor. 30 lira bugün 600 milyon para. 1 milyon da bu araba 1 milyon 600 milyon para. Yazık günah değil mi? Evim yok. Bakayım yok. Çocuğum aç. Gelin bakın çocuğum seni giy ya hocam. Ayıp yazık ya. Yani bu arabanı alın. Tamam mı? Evet. Diye getirin. Rabıtan da verilen lan kağıda. Ya. Senin arabanın kanı mı olmuş? Ya. Arabanın kanı şantiyeli. Asfalt şantiyesini o kağıda getiriyor. Evet. Tabi kağıda olmadan hani bulakalım yok. Karanış mı kurulmuş? Öte yandan belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre yapılan uygulamanın keyfi olmadığını ve il trafik komisyonu kararını uyguladıkları öğrenildi. IŞİD olayları sırasında hayatını kaybeden Hüdapar üyesi 6 kişi için Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Şanlıurfa'da cuma namazı çıkışında dergah camii önünde Hüdapar tarafından gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaza katılanlar olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak tekbir getirdi. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Hüdapar İl İstişare Kurulu üyesi Osman Atmaca şiddetten yana olmadıklarını söyledi. Atmaca şunları kaydetti. Halkımızın huzurunun bozulmaması için asla bu halkın huzurunun, bu halkın refahının bozulmasını istemiyoruz. İki, hükümetin başlatmış olduğu bir barış süreci vardı. Bu barış sürecine destek verdik. Bu barış sürecinin bozulmasını, bizim üzerimizden bozulmasını istemedik.
Onun için evlerimiz daha önce de talan edildi. Partimiz yağmalandı, yakıldı. Parti üyelerimizin evlerine bombalar atıldı. Ama biz bu içine, ülkemizin içine girmiş olduğu bu sürecin bizim üzerimizden bozulmasını istemedik. İstemediğimiz için de karşılık vermedik. Asla saldırgan olmayacağız ve kimseye bugüne kadar HDP, PKK kurumlarına, binalarına bir çakıl taşı atmış değiliz. Şu anda da atmıyoruz. Gıyabi cenaze namazı sırasında polisin Balıklı Göl platosunda yoğun güvenlik önlemi alması da dikkat çekti. Şanlıurfa'da IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şanlıurfa'da önceki gün Süleymaniye mahallesinde IŞİD'in Suriye'de Kürtlerin yaşadığı Kobani'ye saldırılarını protesto etmek için sokak aralarında korsan gösteri düzenlendi. Gösterilerde kamu kurumlarına molotof ve güvenlik güçlerine taş attığı belirlenen gözaltına alınan OY, CC ve İR gözaltına alındı. Terörle mücadele şubesinde sorgulanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürü Yunus Demir, Şanlıurfa'nın 5 günlük hava durumu raporunu değerlendirdi. Yağışların artık etkili olacağını belirtti. Günlerdir sıcaklıkla boğuşan Şanlıurfa nihayet yağmura doyacak. 5 günlük hava tahmininde bulunan Meteoroloji Bölge Müdürü Yunus Demir, gelen yağışla birlikte bazı kurumların olası bir duruma karşı tedbirli olmasını istedi. Evet, uzun zamandır beklenen yağışların müjdesini artık verebiliriz. Bölgemiz bugünden itibaren yağışlı hava kitlesinin etkisine girecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar bekliyoruz bölgemizde. Sadece pazartesi günü küçük bir ara verecek. Onun dışında cumartesi, pazar, salı ve çarşamba gibi bölgemizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Tabii bu geçen yağan yağıştan sonra yine bölgemizde ilk defa uzun süreli yağışlar olacağını yer yer etkili olma ihtimali var. Bunlar gök gürültülü sağanak yağışlar. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. İlk yağışlar olması hasabıyla özellikle ilgili kurumların yağışa karşı tedbirlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Bunu uyarmış olalım. Sıcaklıklarda çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Yine sıcaklıklar 26-28 dereceler devam edecek gündüz sıcaklıkları. Gece sıcaklıklarda 16-17 dereceye kadar düşecek. Bunlar zaten mevcut durumda. Ancak yağışla birlikte zaman zaman kirlenin müsbületi dediğimiz elektrik yükü, gök yürütüsü yapan bulutun yaptığı rüzgarlarla küçük çaplı metan fırtınalar da olabilir. Yine bu konuda da vatandaşlarımızı görmüş olalım. Bültenimizi burada noktaladık değerli izleyenler. Yarın akşam yine aynı saatte, saatler 20'yi gösterdiğinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin, hoşça kalın.